dostlar, buraya buyurun, mevcut sözümüz var. Manda yuva yapmış söğüt dalına, dalında gönlümüz var. Nerede soygun, nerede pislik, anadan üryan açtık bir yana. Kavga bir yana, ismi lazım değil dostlar, lafımız anlayana. Bu ateş yanmalı, anlamı bulmalı, analar bir yana. Kayda giriyoruz. Sedat Çimletin'e bir bakar mısın? Levent Bey'le Oya Hanım'a da haber verin. Kimse gülmesin. Kayıttayız. 5, 4, 3, 2, 1. İyi akşamlar. Hiç de kolay iş değil biliyor musunuz güldürmek. Sizin beğeninizi kazanmak, sevginize mazhar olmak hiç de kolay değil. Bir program yapacaksınız. Profesörü de beğenecek, çiftçisi de. İşçisi de beğenecek, müdürü de. Çocuklar beğenecek, kadınlar beğenecek. Velhasıl herkes beğenecek. Hiç kolay değil. Özellikle Türk insanını güldürmek çok zor. Neden zor? Hayat pahalı, işsizlik kol geziyor, herkes sıkıntılı. Zaten kan ağlıyor insanlar. Bu yüzden mi? İlgisi yok biliyor musunuz? En sıkıntılı dönemlerde daha da çok güler insanlar. Bu bilimsel bir gerçektir. Türk insanını güldürmek zeka işidir, seviye işidir. Halkın seviyesine inmek ne kelime? Türk insanının seviyesine ancak çıkılabilir. Dünyada mizahı en iyi bilen toplumlardan biri Türk toplumudur. Amerikalıyı, Avrupalıyı kıldan tüyden şeylerle güldürebilirsiniz. Hani var ya Amerikan fıkraları şunlar bunlar. Türkiye'de adama pışık yaparlar. Ne yaparlarmış? Pışık. Zaten yapısında var bizim insanımızın. Herkes biraz mizahçı, eleştirsel bakıyor çevreye. Nasrettin Hoca ülkesi burası, boru değil. Akşam aile fertleri evde toplandılar mı? Babası dairesinin müdürünü, annesi komşusunu, esnafı, çocuğu okulun hocasını tatlı tatlı hicveder, eleştirir. Siz yönetici olun bu ülkede, başarılı olamayın bir görün bu halk sizi nasıl tepe koyar. Şarkılarda, türkülerde boy gösterirsiniz maazallah. Fıkra olursunuz da birbirlerine anlatır gülerler sizi. Güldürmek zor. Biz bunu başarıyoruz, bunun bilincindeyiz. Mizahın ciddi bir iş olduğunu biliyoruz. Bu ciddiyeti koruyabilmek için de gece gündüz çalışıyoruz. Bir yandan eski programlarımız bizi yıpratmak amacıyla gece gündüz yayınlanırken biz diğer yanda gene en çok izlenen, en çok reklam alan program olmayı başarıyoruz. Türk insanına geri zekalı demek moda oldu bugünlerde. Bunu kameranın karşısına geçip insanların gözünün içine baka baka söylüyorlar. Biz bunun böyle olmadığını, kimin geri zekalı olduğunu çok iyi biliyoruz. Bizim insanımıza geri zekalı demek biraz şey ister. Sonra adamı pışık yaparlar. Biz üstün zekalı insanlara program yaptığımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluğumuzu da hiç unutmayacağız. Şimdi hazırlayın kasetlerinizi, videolarınızı. İsteklerden oluşan bir bölüm izleyeceksiniz. Dikkatlice izleyin bakalım. Tesadüfen mi elde ediliyor bu başarı? Yüksek yüksek tepelere kurmasınlar. Çabuk çabuk yıkayın arkadaşlar. Sallayın gitsin. Bana bak sakın sallamayın. Tekrar yıkatabilirler. Nedir bu başımıza gelenler ya? Uçan da kuşlara malum oldu. Ben annemi özlerim. Hem annemi hem babamı. Ben ülkemi özlerim. Oğlum ağlama, bozma moralini, kurtulacağız ya. Allah Allah. Come on, very quick. We can't wait you so long. You have to wash these also. Ne diyorsun mister ya? Nedir bunlar ya? This is tabak. Yes it is. Yıkayın very temiz. İzin verin mister ya. Please abi ya.
Bir telefon edelim ya. No telefon, no stress, yes bulaşık. Very quickly. Şeytan diyor tabağın tersinden bir tane çar. Delikanlığa sığmaz lan. İster bu yaptığınızdan. Aman beyefendi kurban olayım. Lütfen biraz sakin olun ya. May I phone please? Very important. Ya ödemeli alacağımızı söyle ya. Size yazmayacak lan mister. It can be payable. Pay your debts first. Ne diyorsun ya mister ya? He? Ne diyor ya? Önce mevcut borcunuzu ödeyin diyor. Skandal ya bu mister ya. That's enough. You did too much. Ne diyor? Sıkarsınız ama diyor. Ne yapacağız efendim? Ne bileyim ulan ne bileyim. Bir telefon ettirse kurtulacağız ama ettirmiyor ki. Şu benim düştüğüm hale bak. Yes efendim. Türkçe yağcılık yap lan. You may phone this time but will be written in your account. Cut it short. Ne diyor lan? Ne diyorsun bacı? Kısa kesin aydın havası olsun diyor. Sana mı soracağız lan nasıl keseceğimizi? Sen benim memleketime bir Adana'ya gel. Bak ben sana ne kebap yapıyorum. Ver bakayım şunu ver. Kaçtı lan bizim babamızın telefonu. Bir numarası yok, idareyi maslahat yapıyor. Şu düştüğümüz duruma bakın. Şimdi bir tane çarparım seni kafana, kırarım gözlüklerin camlarını. Ben biliyorum. Kaç? Kod 314, 814, 814, 812. 814, 812. Alo, 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 ne? Madagaskar, çık lan aradan, çık, hadi. Alo, alo, cumhurumuzun babası, babaların babası, benim efendim, hükümetimizin borç isteme heyet başkanı Lütfullah, Amerika'dayız, cumhurumuzun babası, bulaşık yıkıyoruz efendim, Beyaz Saray'da, anam avradım olsun, yalan söylemiyorum, cumhurumuz başkanı, efendim, vallahi bildiğiniz gibi değil, mutfaktayız efendim, niyesini ben de bilmiyorum, şerefimize kokteyl verdiler cumhurumuzun babası. Her şey çok iyiydi babaların babası. Borç isteyince Clinton çıldırdı. Ya. Ya onlar bizi borçlarımızı ödemeye geldik sanıyorlarmış cumhurumuzun babası. Kızınız mı? Tansu Hanım yanımda değil efendim. Yukarıda üçüncü katta camları siliyor. Uluslararası rezil olduk cumhurumuzun babası. Borçları ödemeden bırakmayız diyorlar. Vallahi bak. Bak cumhurumuz... Şey ne oldu ne diyor? Ne olacak? Allah versin diyor ya. Gördün mü? Yedik mi boku? Kaldık mı burada? Hem annem hem babamı ben ülkemi özlerim. Bildiğiniz gibi her yıl saatler bir saat ileri alınıyor. Fakat su ve elektrik saatleri öyle ileri gidiyor ki biz alınıyoruz. Vatandaşız, iş isteriz, suçluyuz. Karnımız aç, aç bir ilaç borçluyuz. Koş aradım, suç işleriz, güçlüyüz. Hakim olan hakimi biliyoruz. Dosyalar arasında kaybedince kendimiz. Yerini bulsun diye adalet, adalet hızınca koptu kıyamet. Adet yerini bulsun diye adalet, adalet hızınca koptu kıyamet. Aç bir ilaç gitti gider, elde yok avuçta yok. Bende adalet kılıcı kandıracak gücü yok. Adet yerini bulsun diye adalet, adalet hızınca koptu kıyamet. Adet yerini bulsun diye adalet. Boyun posun devrilir inşallah da ben de görürüm onu. Ya bağırma karıcığım ne olursun bağırma. Sersebe sus sersem. El alemi görmüyor musun karısına nasıl iyi davranıyor? Sen benimle uğraşmasan başka bir şey yapmıyorsun. Hukukçu. Hukukçu ver. Haydi hukukçu geldi hukukçu. Hukukçu ver. Haydi hukukçu geldi hadi. İşte hukukçu geçiyor. Şimdi söyleyeceğim herife hemen senden boşanacağım. Hukukçu! Hukukçu! Buyur abla. Bak canım, boşanma davasını kıcı açıyorsun. Yaparız bir şey abla, maksat ayağınız alışsın. İyi o zaman. Hadi bize bir boşanma davası açıver. Ben evlilik cüzdanımızı sepete koyup sarkıtıyorum. Tamam abla tamam, merak etme. Ben işlemleri hazırlarım. Sen dediğin gibi sepetine koy, yolla şeyleri. Bekle canım. Hukukçu. Buyur abla. Nerede kaldın? Sabahtan beri seni bekliyordum. Tamam, aleyküm selam dayı, sağ olasın. Bizim de bir icra işimiz vardı. Bizim eve de uğrar mısın? Şengül sokak 32 numara. Tamam ablacığım, elimde bir işim var. Onu halledeyim, ondan sonra size uğrarım. Tamam, teşekkür ederim. Davalar alınır.
Uygun cezalar verilir. Mahkeme geldi hanım. Mahkemeye gel. Mahkemeye gel. Hah, işte gezici mahkemede geldi. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Eyvallah. Şu boşanma davasını karara bağlayalım, size de geliriz hanım. Sen merak etme. Ay ne kadar iyi oldu hukukçuların böyle seyyar olması. Adliyelerde sürünmekten kurtulduk vallahi. Adli personelin maaşları az olunca mecburen seyyar çalışmaya başladık abla. Hem vergisi yok, bir şey yok. Zaten yurdumuzda adliyeyle işi olmayan az insan var. Biz de böylece yolumuzu buluyoruz işte, ne yaparsın? Hukukçu! Boşanacaklar var! Kaç o sen! Buyur abla! Hadi al yavrum şunları sepetten, fazla oyalanma! Eyvah! Çabuk kaçın, zabıta geliyor! Abla be, şimdi kaçmam lazım. Sonra gelir sizin işlerinizi hallederiz, müsaadenizle. Ah! Ay zabıta geldi, görüm. Kaç, kaç, kaç! Kaç! Oh! Yaktığınızın boşanma işi! Oh! Sus lan sus! Allah'ın cezası! Bu zabıtalar da niye böyle yapıyor anlamıyorum. Adamlar vatandaşın işini görüyorlar be! Yürü sen, yürü! Yürü! Allah'ın cezası! Çekil şuradan! Nerede kalmıştık? Mıymıntı yurtta kalmıştık karıcığım. Mıymıntı! Arkadaşlar bir dakika dağılmayın. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. İsmi lazım değil dostlar, lafımız anlayana. Bu ateş yanmalı, anlamı bulmalı, analar bir yana. Babalar bir yana. İsmi lazım değil dostlar, lafımız anlayana. Bazıları vardır duadaki sesleri duymazlar. İşitme özürlüler. Bazıları vardır vatandaşın sesini duymazlar. Yönetme özürlüler. Şimdi işitme özürlüleri için hazırlanan yönetme özürlülerin haberlerini veriyoruz. Ne yapıyorsun? Anneciğim uyumuşsun da üstünü örtüyordum. Uyumuşsun diyorum, üstünü örtüyordum. Uyumadım ben, uyumadım. Hay Allah, hep uyursun uyumadım dersin be anneciğim. Yok bir şey, yok bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Hayrola, nereye? Haberleri dinleyeceğim. Anne, haberleri biraz evvel dinledik ya. Haberleri diyorum, az önce dinledik ya. Dinlemedim ben haberleri. Anneciğim, haberleri biraz evvel şurada dinledik ya. Hey Allah'ım yarabbim. Canım, annenin kulakları duyuyor mu ki haberleri dinlesin? O işitme engelliler için olan haberleri bekliyor. Ya annem el kol hareketinden anlıyor mu ki o haberleri dinlesin? Hadi sen git de onun dediğini yap. Ne dedi? İyi akşamlar. Haber merkezinin hazırladığı işitme engellileri için haberleri sunuyoruz. Bugün hükümetin yaptığı açıklamaya göre temel besin maddelerine %25 oranında zam yapıldı. Meclisin açılmasıyla birlikte milletvekilleri yoğun bir tempoyla çalışmaya başladılar. Son dönemlerde çeşitli eylemler yapan memurlar yine umduklarını bulamadılar. Bugün toplanan Bakanlar Kurulu yatırımcılara ödenen teşvik primlerinin arttırılmasını karara bağladı. Çöp vergisi uygulanmaya başlandı. Mart ayı itibariyle enflasyon geçen yıla oranla %30 artış gösterdi. Sen şimdi bir şey anladın mı bu haberlerden? Ne diyor? Haberleri sen şimdi izlediniz. Bu haberlerden bir şey İyi anladın akşamlar. Mı anne diyor. Bir şey anladın mı diyor. Anlaşılmayacak ne var yavrum? Bak yine zam gelmiş. Pahalılık almış yürümüş. Memura emekli. İşte öyle. Seçime çeyrek kala ipliği pazara çıkmayan aday hemen hemen hiç kalmadı gibi. İplik derken renk renk boy boy ipliklerden ve ipleliklerden bahsediyorum. Yerel seçimlerin yapılmasına an varken ortaya çıkan tablo pek vahimdi. Ya şehirle ilgili bir şey bulamadınız mı hala? Efendim hiçbir hatası yok mu? Canım ne demek hatası yok? Hatasız bulundum. Muhakkak vardır bir şey, arayın bulun ya. Ne oldu? Buldum galiba. Ne buldun ya? Ne buldun? Bu adam 1988'de bir ev almış, senetlerinden birini ödememiş. Oh, oh. Şimdi yaktım çırasını işte. Aa!
İki ay sonra ödemiş ama. Canım biz ödememişleriz. Ne var bunda? Çabuk televizyoncular. Çabuk çabuk. Konuş. Söyle. Buradan vatandaşlara açıklıyorum. Açıkla. Başkanlık için utanmadan oyunuzu isteyen Orhan Bey, evinin senedini ödememiş, gariban müteahhidi peşinden koşturmuştur. Vay abi, vay. Vay utanmaz vay. Vay rezil vay. Ona onu yapan vatandaşa kim bilir ne yapar. Konuş. Allah kahretsin. Ulan şu adiye bakın. Ödediğim senede ödemediğimi söyledi utanmadan. Çabuk şehir genelini açığını bulun bana çabuk. Buldum. Ne Burhan buldun? Bey lisedeyken kız arkadaşıyla kaçıp sinemaya gitmiş. Deme ya. Şimdi canına tükürdüm Hergele. Çabuk televizyoncuları çağırın bana çabuk. Bu Burhan hangi yüzle oyunuzu istiyor sayın vatandaşlar? Hangi yüzle? Daha lise çağlarından belliymiş bunun ne menen biri olduğu. Okuldan kaçıp kızlarla sinemaya gitmek düpedüz vatandaşın ırzına namusuna göz dikmektir. Neden o masum kız çocuğunu sinemaya götürmüştür? Neden? Vay! Bugün onun kızına, yarın sizin kızınıza sayın vatandaşlar. Ya. Bu herif benim lisedeyken ne yaptığımı nereden bulmuş ya? Alo! Ne olmuş? Bakın ne olmuş? Ne olmuş? Orhan Bey ilkokul çağındayken bir kızın eteğini kaldırmış, öğretmenin de onun kulaklarını çekmiş. Şimdi sana göstereceğim gününü Orhan Bey. Çağırın televizyoncuları. Hemen! Orhan'ın kırdığı ceviz bini aşmıştır. İlkokuldayken neden küçük bir kızın eteğini kaldırıp altına bakmıştır? Neden? Bu ahlaksızlığı nasıl açıklayacaktır? El kadar bebelerin eteğini kaldıran size kim bilir nesini kaldırır? Kim bilir? Vay utanmaz vay, vay ahlaksız vay, vay adi vay. Bu utanmaz Burhan doğum sırasında çıkmamakta direnmiş ve anasına ızdırap çektirmiştir. Anasını üzen milleti hayda hayda üzer. Hayda hayda, vay ahlaksız vay. Bu adi herif bebekken annesinin memesini emmemiş, keçi sütü içmiştir. Vay keçi vay. Anasının sütünü reddeden adamdan ne hayır gelir? Hayırsız. Ahlaksıza bak sen. Burhan'ın dedesi köyde Hatça Hanım adında bir kadına çeşmeye giderken parmak atmıştır. Parmak. Bu adamın soyu bozuktur. Ya. Ahlaksızlığı bu kadar olmaz. Bunun babası evlenirken anasına seni saraylarda yaşatacağım demiş ama sözünü tutmamıştır. Bu resmen yalancının oğludur. Yalancı çocuğu. Yalancının oğlu yatsıya kadar. Ya. Puh ahlaksız. Necat abi sen kime vereceksin oyunu? Elbette ahlaksız olmayana. Yani şimdi kime verecekmiş oyunu bu? Şimdi sıra çocuklarda. Çocuklara masalımız var. Çocuklara değil. Anlayana masalımız var. Babaanne. Canım. Artık bana hiç masal anlatmaz oldun. Masallar bitti mi? Masallar hiç biter mi Paşaoğlu? Sen istersin de ben sana anlatmaz mıyım? Bak şimdi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir ülke varmış. Bu ülkede her gün inanılmaz şeyler olurmuş. Halk çok şaşırmış bu olanlara. Ama 3 gün geçmeden de unuturmuş hepsini. Çünkü 3 gün sonra yeniden inanılmaz şeyler olurmuş. Ne biçim bir ülke bu babaanne? Dışı Avrupa topluluğunu, içi beni yakarmış oğlum. Bir gün ülkenin her yanını mantar biter gibi medyumlar sarmış. Medyum ne babaanne? Cinlerle enseye şaplak 5 parmak olduklarını iddia eden bir takım taklavata medyum deniyormuş. İşte bunu... Dede yani ben de sen ibne yeni yazıyorum. Dedim yani o zaman patatat yüzdü be yani ben de seni seni cinlerine çarptıysam Demi ya. İşte yavrucuğum, hastaya şifa, dertliye deva bulduklarını söyleyen bu cin gözlerin ne mal olduklarını görmüş bütün halk. Herhalde onlar da bu işleri bırakmışlardır artık. Ne gezer, 900'lü hatlarda yüzsüz bir şekilde devam etmişler. Peki kimse çıkıp kurtarmamış mı bu ülkeyi? Kurtarmış yavrum ama çok önceleri yurdun 4 bir yanını düşman sarmışken bir güneş gibi doğmuş
umut olmuş, coşku olmuş. Kimmiş o babaanne? O Mustafa Kemal Atatürk'müş yavrum. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış. Ülkeyi düşmanlardan temizlemiş. Uygar ülkeler seviyesine getirmek için canla başla çalışmış durmadan. Ne güzel, herkes onu çok seviyordur herhalde. Elbette yavrucuğum, herkes onu çok severmiş bu ülkede. Ama arada bir çatlak sesler de çıkarmış tabii. Efendim, benim anam belli, babam belli. Ben onun gibi veled-i zina değilim. Demişim güya, böyle bir şey söylemedim. Çok kötü sözler söylemiş ataya. Sonra da ona suikast düzenleyenlerin itibarlarının iade edilmesini istemiş. Efendim, Türkiye'deki rejim Kemalist, laik, diktatörlüktür. 70 yıldır Kemalizmin zindanları Müslümanlar için Mektebi Yusuf olmuştur. Atatürk'e suikast ihbarı üzerine birçok milletvekili ve asker Kemalizmin zindanlarında cezalandırılmıştır. Bu insanların itibarlarının iadesini talep ediyorum. Ülke halkı bir şey dememiş mi? Demez mi? Zaten halk duyduklarına öfkeden barut gibi olmuş. Baruta ilk kıvılcımı da Karaoğlan çakmış. Karaoğlan kim? Bülent Ecevit. Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı laik bir devlettir. Yönetenler ülkeyi yönetme yetkisini doğrudan milletten alır. Her vatandaş din ve vicdan özgürlüğüne sahiptir. Milletin kanı pahasına kurulan laik Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya kimsenin gücü yetmez. Mavi gözlü bir devdi, ilk hedefi Akdeniz'di. Kurtuluşa gönül verdi. Dur, dur gitme, olmaz olur ettiler. Saygıda kusur ettiler. Belki seni üzdüler. Dur, dur gitme. Mavi gözlü bir devdi, ilk hedefi Akdeniz'di. Kurtuluşa gönül verdi. Dur, dur gitme. Sonra ne olmuş babaanne? Ardından çığ gibi gelmiş Atatürk sevgisi. Sokaklara taşmış, yürekleri birleştirmiş. İnsanlar laik ülkelerinin değerini bir kez daha hissetmişler. Ne güzel, her şey düzelmiştir artık. Keşke yavrucuğum, keşke. Bu ülkede milletvekillerinin bile dokunulmazlığı bir çırpıda kaldırılıyormuş. Ama vatandaşın canını yakan enflasyonun dokunulmazlığı bir türlü kaldırılamıyormuş. Tamam, kestik Adnan'cığım, teşekkürler. Tamam, arkadaşlar, tamam, reklam arası veriyoruz. Ama reklam girdi ya. Ya reklam almak suç mu? Tamam, reklamlardan sonra devam ediyoruz. Tamam abi. İsmi lazım değil dostlar, lafımız anlayanlar. Bu ateş yanmalı, anlamı bulmalı, analar bir yana, babalar bir yana. İsmi lazım değil dostlar, lafımız anlayanlar. Bazı insanlar vizyon sahibidir. Etki altına alırlar. Bazı insanlar televizyon sahibidir. Etki altına alınırlar. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun Rosemary. Ah, buna bir inanabilsem Adam. Anlamıyorum bu tereddütün niye? O kadar kadınla fink atarsan tabii kimse güvenmez sana. Biraz daha bastır tab olmak üzere, bastır. Kalk ulan ayağa, kadının önünde diz çöküp güçülme. Ay be Rose, kabul et işte be. Yapma, bir daha bana asla yalan söylemeyeceğine yemin et. Sana asla yalan söylemeyeceğim. Seni hayatım boyunca seveceğim. Oh, ben de Adam, ben de. Tamamdır, bu iş bitmiştir. Ah canım, Rose'a gelinlik çok yakışacak. Canım cicim muhabbeti bunlar, bir hafta bile sürmez. Bu herife güvenmesene be kadın. Bravo, bravo. Daha çocuğun doğmadan yeni bir kadın bulmuşsun Adam. Kim bu kadın, Adam neler söylüyor? Tanımıyorum hayatım, bence ağzına geleni söylüyor. Ya öyle mi? Peki ya bu fotoğraflar? Ha? Bunlar,
Bunlar iğrenç şeyler. İğrenç mi? Ben senin dediğine katılmıyorum. Onlar çok güzel şeyler. Sen kıskanıyorsun beni. Fakat bu komplo. Sahte bunların hepsi. İşte dediğim çıktı. Ne adi herifmiş. Aferin ulan Eduma. Allah cezanı versin inşallah. Rose'un duygularıyla nasıl da oynadı. Bunu sen istedin Adam. Fakat bu kadın yalan söylüyor sevgilim. Seni sevmiştim. Aman Allah'ım, çok geç kalmışız. Sen ne kadar benziyorsunuz? Ben Adam'ın ikiz kardeşiyim. Yıllarca birbirimizden haberimiz olmamıştı. Bu alçak kadın gizlice fotoğraflarımızı çekip ikiz kardeşime şantaj yapacaktı. Aman Allah'ım, ben ne yaptım? Ay, çok hoş bir film. Ya, sonu da çok güzel bitti. Tam bir sürpriz oldu. Aa, Ekrem, o ne hal öyle? Hangi hal hayatım, anlamadın mı işte? Adam'ın ikiz kardeşi çıktı. Onu kastetmiyorum. Şu an elinde duran şeyi kastediyorum. Elimde duran şeyi mi kastediyorum? O ne o? Siz de kimsiniz? Ne işiniz var burada? Niye benim elimi tutuyorsunuz? Ne demek ne işiniz var burada? Aman Nurten Hanım, aklınızı başınıza toplayın. Burası bizim evimiz. Metin, kocacığım, sen de buradasın. Ben de mi buradayım? Bu ben miyim? Benim. Evet, bu benim burnum. Ben de buradayım. Bakayım. Evet, benim bu. Buradayım. Bir şeyler söylemedin. Ben hatırlıyorum. Biz bir yere geldik. Zili çaldık galiba. Yok. O film değildi. Rose çaldı zili galiba. Ha? Ben çok iyi hatırlayamıyorum. Dur bakayım. Evet, ben yeni ayakkabımı giymişim. Misafirliğe gelmişiz demek ki. Çorabım da delikti. Evet, değiştirmişim. Evet, misafirliğe gelmişiz. Evet Metin. Bu da benim dün yeni aldığım elbise. Misafirliğe gelmişiz evet, biz buraya. Hatırlıyorum misafirlik. Sen de hatırlayabildin mi? Hayır. Misafirliğe gelmiş olsaydınız ben çay demlemiş olurdum. Boş çay bardakları da masanın üstünde olurdu. İyi ya karıcığım, boş çay bardakları var. Demek ki bunlar bize misafirliğe gelmişler. Misafirlik bu, evet. 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 Biz de misafirliğe gelmişiz. Nasıl da hatırlayamadık. Neyse, hoş geldiniz. Canım hoş gelmiş. Tekrar hoş geldin. Canım hoş bulduk. Hoş. Çok hoş bir film başladı. Hadi. Çok hoş. Başrolde kim var acaba? Mertlikte, sertlikte bozuldu. Televizyon icat oldu. Mertlikte, sertlikte bozuldu. Daralır da daral gelirse kurtulamazsın, çıkamazsın. Sen çıkamazsan onlar girer, bilenler bilmeyenlere hükmeder. Televizyon icat oldu. Mertlikte, sertlikte bozuldu. Televizyon icat oldu. Mertlikte, sertlikte bozuldu. Bildiğiniz gibi her yıl saatler bir saat ileri alınıyor. Fakat su ve elektrik saatleri öyle ileri gidiyor ki biz alınıyoruz. Bir Türk dünyaya bedeldir ama ve lakin... Şimdilerde bir bedel için 4 Türk gerekiyor. Kuşbaşına dördüncü. Hadi kuşbaşına dördüncü. Kuşbaşına bir kişi ara diyor. Kuşbaşına bir kişi. Pirzola var mı pirzola? Pirzolaya üçüncü lazım. Var mı? Hadi kıyma yok mu? Kıyma. Kıyma. Kıymaya bir iki kıyma. Başka kıymacı var mı kardeş? Ben de istiyorum. Canım da istiyor. Siz üç olduk. Üç az olur ama. Dördüncüyü bulduk mu hallederiz. İnşallah. Affedersiniz. Konuşmalarınızı duydum da kıymaya adam arıyorsunuz galiba. Evet. Ya bizimkiler de ne zamandır istiyor. Maaşı da bugün aldım. Ben de katılayım şuna. Tamam, dördü bulduk. Geçin. Oldu. Hadi. İyi oldu. Hadi. Evet. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz bir kilo kıyma rica ediyoruz. Bana bak, haberiniz olsun. Veririm ama yalnızca bir tek paket veririm. Tamam mı? Tabii fark etmez. Biz onu kapının önünde bölüşürüz. Ne yaparsanız yapın, beni ilgilendirmez. Sağ ol. Sabahleyin taze çekmiştim. İyi. Al bakalım. Bayılırım kasap kokusu. Al. Teşekkürler, buyurun. Hoşça kalın. Hoşça güle güle. Güle güle. Hadi kuşbaşıya bir kişi yok mu? Kuşbaşıya. Buyurun. Buyur bakayım. Oh, mis gibi kokuyor. Şimdi ablacığım, şu senin oluyor. Şu senin oluyor kardeş.
Şu senin oluyor, bu da benim. Hadi ama bana. Kardeş bana yağlı tarafı geldi. Kadın olduğum için mi böyle yaptım? Yok bacım, ne alakası var, öyle rastladı. Dur bakalım, o zaman sen şu payını bana ver, sen de bunu al. Bir dakika, bir dakika, ben de payımdan memnun değilim. Ver bakayım sen şunu ama bana. Ama olmadı ki. Sen de ver şu parçayı. Sen de ver kardeş bu parçayı. Ne yapacağız? En iyisi biz kurra çekelim, tamam mı? Sen dön arkanı. Evet. Tamam. Şimdi bu elimdeki parça kimin? Hadi o benim olsun. Tamam, al, bu senin. Tamam, tamam. Peki şimdi bu elimdeki parça tamam, kimin? Ben de ona razıyım. Ben al, sen de bu olsun. Evet, teşekkür ederim. İşte tamam. Burada da iki parça kaldı. Biri senin, biri benim kardeş. Tamam, tamam mı? Allah razı olsun. Hadi, hadi teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Hadi artık. Buyurun, kime bakmıştım? Benim evim burası. Ah pardon, tanıyamadım da. Ben de sizi tanıyamadım. Ben Hatice Hanımları ziyarete gelmiştim. Alayım elinizdekini. Kıyma bunu vermeyeyim ben. Neme lazım? Hoş geldin Ferdo. Hoş bulduk. Gel, sana bir sürprizim var. Gel, ne sürprizim var? Gel gel bak, ne aldım bak. Ne aldın? Bak, dikkat et. Kıyma aldım, kıyma. Ay kaç zamandır çok içim çekiyordu. Gideyim mutfağın bir kenarında pişireyim. Sen de yorulmuşsundur. Kendine bir yer bul da otur. Ev bugün daha mı kalabalık, ne? Ne bileyim ben, birilerine misafir gelmiş. Hangisi misafir, hangisi ev sahibi anlayamadım. Memduh Bey, benim yerime oturmuşsunuz. Efendim, boştu burası. Olur mu, ben şimdi iki dakika tuvalete gitmiştim. Beyefendi, boş diye oturdum. Ya olur mu öyle şey? Her zaman böyle yapıyoruz. Kalk Allah aşkına şuradan yahu. Kimi çekiyorsun lan sen? Seni çekiyorum, sen ne diye yerime oturuyorsun? Konuşma adamı, kodum o. Ulan bu evde bir gün durursam namerdim, topla pulu yıpırtıyı gidiyoruz ha. Nasıl toplarım pulu yıpırtıyı? Hepimiz birleşip almıştık bu eşyaları. Ulan şu masa takımından iki sandalye düşer, kalklar oradan bre. Yatak odasına da yatak yorgan bir şey al. Alayım battaniyeyi alayım, dur. Ağaç mı aldık ha? İki odalı eve dördüncü, iki odalı eve dördüncü. Bey, bu semtte kimse ev tutmaya yanaşmıyor. Gel yol parasını toparlayıp başka bir semte gidelim, yürü hadi. Orada farklı mı olacak sanki hanım? İnsanlar birleşmeden bir şey yapamıyorlar. Bu ülkede artık bir araya gelmeden yaşamanın imkanı yok. İki odalı eve dördüncü. İki odalı eve dördüncü. Hadi iki odalı eve dördüncü. Arkadaşlar bir dakika dağılmayın. Reklam arasından sonra devam edeceğiz. Lazım değil dostlar, lafımız anlayanlar. Bu ateş yanmalı, anlamı bulmalı, anılar bir yana. Ülkede cefakar olun, sefakar olun, tövbekar olun ama sakın bekar olmayın. Bekar olmaktan karınız olmadığı gibi her şeye uzaktan bakar, sorunlardan bıkar olursunuz. Gir. İş istiyorum efendim. Ne iş olsa işlerim. Ne iş yaparsın? Ne iş olsa yaparım efendim. İş olmazsa iş uydurur yaparım. Elimden her iş gelir. Gözümden hiçbir iş kaçmaz. Komple bir işçiyim. Elektrikten, overlock'tan, römejden, makineden, motordan anlarım efendim. Güzel güzel. Niteliklerin iyi. Peki evli bekar? Henüz evsiz bir bekarım efendim. İşe girince ev tutup evleneceğim sizin ve Allah'ın izniyle. Evladım, bence önce evlenip sonra iş tutsan daha iyi. Neden efendim? Evladım, sen iyi birine benziyorsun. Ama ben ilkelerim gereği bekar adam çalıştırmıyorum. Efendim, bu münasebetsizliğinizin bir münasebeti var mı, yoksa kıllığını mı yapıyorsunuz? Olur mu evladım? Tabii ki bir nedeni var. Bak şimdi, bekar adam düzensiz olur. Akşam düştüğü yerden sabah kalkamaz. Benim iş yerimde kadınlar var, maazallah kadınlara kalkar. Dal tartar, kartal kalkar. Ama ben namuslu biriyim efendim. Evladım, sen namuslu olabilirsin ama gün gelir şeytana uyarsın. Şeytan seni kadar namuslu olmaz. Hadi git evlen, gel sana hemen iş vereyim. Hadi yavrum, hadi. İş istiyorum efendim.
Boşuna bekleme oğlum. Ben bekara iş vermem. Ya ama bu çok saçma ya. Bana karşı gelene hiç iş vermem. Yürü. Peki efendim. Eviniz kiralıkmış, onu tutacağım. Buyurun. Kiralık evi tutacağım. Ne iş yaparsın? Önce evi tutacağım, ondan sonra işi tutacağım. Ha, işsizsin. İşsizim ama evleneceğim, ondan sonra işleneceğim. Bekarsın da. Bekarım ama önce evi tutacağım, ondan sonra karıyı tutacağım. Ne zaman? Önce evleneceğim, sonra karıyı tutacağım. Olmaz. Ben bekara ev vermem. Ama neden ama? Nedeni var mı canım? Bir kişi tutarsınız, 13 kişi yatarsınız. Yersiniz, içersiniz, kaçarsınız. En önemlisi apartmanın namusuna göz dikersiniz. Şey teyze, bu apartmanın namusu neresinde oluyor? Ne yapacağım? Gideceğim oraya, çam dikeceğim. Ha? Bekar mısın sen? Çok memnun oluyor. Evet. Nereden anlaşılıyor? Kadınlara bekar bakıyorsun da ondan bu pastaneye giremezsin. Çıldıracağım ya! Niye ya? Elin bakir kızlarının bekaretine zarar getirirsin de ondan. Hadi hadi yürü. Lokum yaptıracağım ya! Tamam sen kapıda bekle, ben yaptırır getiririm lokumları. Ne oluyor ya? Gel ama boşuna gel. Otur. Lokum baba. Çiçek baba. Öpeyim baba. Ne istiyorsun? Adayım, mecburen kız isteyeceğim. Demek kızımla evlenmek istiyorsun. Evet, kızımı isteyeceğim. Yani bekarlık canıma tak etti. Tak. Götür bunu, götür. İşin var mı? Yok. Evin var mı? Yok. Paran var mı? Yok. Öyleyse sana kız yok. Ben de bu, yiyeceğim. Evlenince hepsi olacak. Olduğu zaman gelirsin konuşuruz. Ben evi ve işi olmayan adama kız vermem. Ama evlenmeyen adama ne iş veriyorlar ne de ev veriyorlar baba. Onlar haklı. Ben bekara kız vermem. Bekarlık suç mu lan baba? Ne yapacak bu bekarlar? Ne yapacak? Ne yapacak? Yeni TV yasasına göre yayınları üst kurul denetleyecekmiş. Canım altı üstü bir kurul, ne olur ki? Öyle söyleme. Keyfi davranırlarsa yayın özgürlüğü alt üst olur. Sayın seyirciler, havanın mevsim normalleri dışında seyretmesi Bandırma Kuş Cenneti'ne beklenen pelikan göçünü bir hafta daha geciktirdi. Sarıyer sırtlarında ağaçlandırma kampanyası dolayısıyla 1990 yılında dikilen kavak ağaçları 15 santim daha boy attı. Allah Allah. Nisan sonlarının kedi köpek gibi evcil hayvanların tüy dökme dönemi olduğu bildirildi. Yetkililer bu konuda vatandaşları uyararak dökülen tüylerin yemeklere karışma tehlikesine dikkat çektiler ve bu dönemde kedi ve köpeklerin mutfak bölgelerinden uzak tutulmalarını önerdiler. Günün gelişen önemli olaylarından derlediğimiz haber bülteni sona erdi. Yarın sabah 7'de Merhaba Yeni ve Güzel Gün programıyla tekrar birlikte olmak üzere, hoşça kalın. Kestik. Ya bu ne biçim haber programı böyle? Kediden kuştan başka havadis yok, insanın okuyası gelmiyor. Ben ne yapabilirim? Emir büyük yerden... Allah Allah. Şöyle bakar mısın? Şöyle. İşte haber dediğim böyle olur. Elbette. Toplumun huzurunu bozacak yayın yapmaya kimsenin hakkı yok. Elbette yok. Haklısın Selim'ciğim. Ama biliyorsun üst kurulun neyi toplum huzuruna aykırı bulacağı pek belli olmaz. Tamam çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Hakan sen ışıkları söndür. Hadi çocuklar gidiyoruz. Hadi söndür kontrolü. Bir şey unutmadınız değil mi? Yanıklanma bırakmayın çocuklar, hadi çabuk. Boşaltın stüdyoyu. Hadi arkadaşlar, kilitleniyor kapılar. Gelin. Şşş. Yavaşça gelin. Yalnız Allah aşkına sessiz olun. Gözünüzü seveyim. Yavaş. Ben bir ışık yakayım. Işık falan yakmam. Dikkat çekmeyelim. Dur kız. Herifler daha stüdyodan çıkmadılar. Bu haberler hep böyle kuştan böcekten mi bahsedecek? Bu işi bu hale bazı televizyonlar getirdi. Bizde demokrasinin sınırlarını bilmiyorlar. Yani iki kişi böyle yaptı diye zararı millet çekiyor. Gittiler. Rıza Bey, ben kameraya geçiyorum. Ya dur acele etme sen. Mahallede de böyle yaparsın. Kamera nasıl kullanılıyor biliyor musun? Gel buraya. Şuradaki düğmeye basacaksın. Görüntüyü tam ortalayacaksın, tamam? Bir de kamerayı sallama. Rıza Bey, ben ne yapayım? Sen de şuradan bir lamba yak. Fazla olmasın. Peki. Ayşan, siz de oraya oturun iskemleye. Tamam. Süre. Rıza Bey. Sen de şunları tut bana. Karşıdan okuyacağım. Tamam. Hadi. Hazırsanız başlayalım, hadi.
Böyle yapmak da çok iyi yaptık. İyi yaptık böyle yapmakla. Yaptık böyle yapmak iyi. Sayın seyircilerimiz, şimdi gerçek haberleri veriyoruz. Bugün bu polis bu ya? Eğitim ya? Neden parayla diye şikayet eden öğrenci evlatlarımızı ahacopla dövdü. O yavrucakların sokak aralarında kaçışmalarını görünce inanın yüreğim parçalandı. Ana yüreği dayanmıyor vallahi. Arkadaşlar yürüyerek gideceğiz. Şuradan bir arabaya bineriz. Ben bir sigara alayım da gelirim. Bizim mahalleden Şaziye'nin kocasının çalıştığı fabrikadan 80 kişiyi çıkarmışlar. Şaziyeler perişan oldu vallahi. Herif kafayı bozmuş anam. Taksim meydanında yakacağım kendimi diyormuş. Asım'cığım bakıyorum geceleri de çalışıyoruz. Temizlik yapıyoruz da yandaki manav da bizim bir şey lazım. Yok bana biz bir 2000'le bir de sansür ver. Tabii. Binlere getirdik. Astır ya. Yok yok artık memurun iki yakası bir araya gelmez. Çoğu da huzursuz zaten. Eylemleyin yapacağız diyorlarmış. Her konuda cart cart eden yetkililerimiz niye ses çıkarmıyorlar? Memurlar da durumları düzelsin diye. Aha durum düzelme duasına mı çıksınlar? Ne yapsınlar ha? Ulan bu bizim televizyon. Aa kim bunlar ya? Ulan ne arıyorlar? Yürü. Yürü. Sigara. Nasıl girmişler içeriye? Çocuklar birileri bizim televizyonda yayın yapıyor. Aa, Allah Allah. Vallahi gözlerimle gördüm. Çabuk açın bakalım. Koş. Ben kapıyı kilitlemiştim. Eti bırak anam. Sebzeye bile el süremez olduk. Eyvah basıldık. Nasıl girdiniz içeri? Nasıl yaktınız? Ne oluyor burada ya? Ya kardeşim siz kimsiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Ya niye bağırışıyorsunuz? Gerçek haberleri veriyoruz. Ya olur mu kardeşim? Aşağıdan duydum. Ağzına geleni söylüyorsun ya. Ağzına geleni söylüyor ama doğruyu söylüyor. Doğruyu söylüyor olabilir. TV yasası var. Üst kurul var. Olsun. 3-5 tane kendini bilmez kötü yayın yaptı diye bizim haklarımızı niye elimizden alıyorlar? Coplanan biziz. Zam üstüne zam yiyen biziz. Üstelik işten çıkarılıp kapının önüne konan yine biziz. Halk gerçeği öğrensin diye siz de istemiyor musunuz? Ya amcacığım haklısın ama televizyonu kapatırlar. Olsun ama bizim çenemizi kapatamazlar. Tamam abicim durduk. Yine mi reklam arası abi ya? Son reklam vallahi son baş. Yeminle reklamlardan sonra final yapıyoruz abi. Lazım değil dostlar, lafımız anlayana. Bu ateş yanmalı, anlamı bulmalı, adalar bir yana. Babalar bir yana. İsmi lazım değil dostlar, lafımız anlayana. Devletin giderleri maşallah, gelirleri maazallah. Bu gidişle sonumuz iyi olur inşallah. Devlet açıklarını bir türlü kapatamıyor. Ne olacak bu işin sonu? Devlet boğayacım, açını kapatacak bir yol bulur. Yol mu yok? Buyursunlar efendim, buyursunlar. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor işler? Vallahi çok kesat. Çünkü millet yemeden içmeden kesildi beyefendiciğim. Müşteriler konuşup anlaşabiliyorlar değil mi? Elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz. Yalnız camları falan iyice temizletin de müşteriler içerileri görebilsin. Her zaman temiz tutuyoruz. Fakat yağmur yağdı, dün böyle oldu. Öyle mi? Peki kaç kız çalışıyor burada? 8 adet. 2 tanesi yıllık izinde bulunuyor. 6 tanesi tam kapasite çalışıyorlar. Hoşça, bu odada ne var? Çalışma var. Ben bir göreyim bakayım. Mesai var. Olsun gene de bir göreyim. Buyurun hep birlikte bir göz atalım bakalım. Çalışma var efendim. Zaten kilitli burası. Çalışmayı bölmeyelim. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Nasıl memnun musunuz? Ne o bey amca sen mi gireceksin? Fena değil idare eder. Yani arkadaşlarınıza tavsiye eder misiniz? Ben de zaten tavsiye üzerine gelmiştim. Fena değil. Yalnız yaylar biraz bozuk. Tamir edilse iyi olur tabii. Ben bir bakayım yaylara. Evet, biraz gıcırdıyor. Bunları değiştirmek lazım. Hay hay, biz de değiştirmeyi düşünüyorduk zaten. Burada bir şey yok mu? Burada da çalışma var. Açın görelim. Çalışmayı bölmeseydik. Görev yapmaya çalışıyorum, bana yardımcı olmuyorsunuz. Ah. Oh, oh. Kolay gelsin. Biz yokmuşuz gibi devam edin. Aa, manyak mısın ayol, ne işin var burada? Devlet görevlisiyim, kalite kontrole geldim. Devlet artık böyle şeyin de mi hesabını tutuyor? Herhalde. Bütçeyi kurtaran en çok vergi bu genel evlerden geliyor.
Madem ki bu kadar çok vergi alıyoruz, bundan böyle artık her şey nizam ve intizam içinde yürütülecek. Belli bir kaliteye getirilecek buraları. Hatta burada çalışanları bile biz kararnameyle atayacağız. Ödediğiniz vergilerden dolayı sizi kutluyorum hanımefendi. Siz olmasaydınız bütçemizin açığını kapatamazdık. Kolay gelsin. Siz devam edin efendim. Kolay gelsin. Eskiden memur dört başı mamurdu. Parmakla gösterilir, el üstünde tutulurdu. Şimdilerde sadece gözleri mahmur. O mahur beste çalar, memurlarla biz ağlaşırız. Ah canım yavrum, bak nasıl da çalışır. Tamam anneciğim. Ne zaman sınavların Ebru? Haftaya başlayacak. Oh iyi. Bana bak, sen bu okulu bitirince artist mi olacaksın? Yok anne, bölümün adı sinema televizyon diye öyle zannediyorsun, yönetmen olacaksın. Hadi hayırlısı bakalım. Anne, kendimi bildim bileli hep bu elbise var üstünde, değiştirsek. Nesi varmış elbisemin yavrum, gayet güzel vallahi. Hani babamı razı etsek de yeni bir şey alsak. Çocuğu paramız mı var sanki, seni bile zor okutuyoruz. Hadi bak bakalım sen dersine. Bir dakika buldum. Şimdi ben bir şeyler yazacağım, sen ezberleyeceksin. Tıpkı Oscar töreni gibi olacak. Delirdi çocuk. Allah Allah. Ya niye karanlık burası? Ne oluyor? Kıpırdama baba, bir dakika. Hadi anne. Dur evladım. Deli kız. 11 Ocak 1972. Boğaz Köprüsü'nü taşıyacak kabloların çekilmesine başlandı. Ve evliliğimle birlikte canım pazen elbisemde 1 yaşına bastı. Lütfen baba kızma. Devam et anne. 30 Haziran 1973, 11 yıldan sonra en uzun güneş tutulması yaşandı. İlk yamayı yaptığım canım pazen elbisem 2 yaşında. Neydi kız? 12 Mayıs. 12 Mayıs 1975, aktör Necdet Tosun aramızdan ayrıldı. Koltuk atları iyice sökülen canım pazen elbisem 4 yaşında. Bakma öyle, bakma. Kızı sinema okuluna yazdırırsan biz de artist oluruz işte. 10 Şubat 1979. Türkiye'de ilk defa 1,5 aylık bir bebeğe kalp ameliyatı yapıldı. 8 yaşına basan canım pazen elbisemin kollarına da yama yaptım. Yetmedi mi kızım? Hadi anne. 12 Eylül 1980. Milli Güvenlik Konseyi yönetime el koydu. Canım pazen elbisemin bel kısmındaki dikişleri de biraz açıldı. 1 Ocak 1985 KDV yürürlüğe girdi. 14 yaşına giren canım pazenimi ilk defa tersis ettim. 6 Mayıs 1989 34. televizyon şarkı yarışmasında Türkiye 21. oldu. 13. yamadan da nasibini alan canım pazen elbisem 18 yaşına girdi. 14 Haziran 1993 özel radyolar yayına başladı. Canım pazenimin direnci kalmadı artık. 17 Nisan 1994, Başbakan Kredi Umudi ile Amerika'ya gitti. Ve canım pazenim 23 yaşında. Çevir kız lambayı bana bakayım. 10 Mart 1972, 3 gencin idamı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. 5 yaşına basan canım memurluğum gözden düşmeye başladı. 20 Temmuz 1974, Türk ordusu Kıbrıs'a girdi. 7 yaşına giren canım memurluğumun maaşı iyice kuşa döndü. 24 Mayıs 1979. İlk Türk uçağı mavi ışık başarıyla uçtu. 12 yaşına giren canım memurluğumun maaşı daha da kötüye gidiyor. 7 Temmuz 1982. Hükümet banker zedeler için kararname çıkardı. Saygınlığı yerlerde sürünen canım memurluğum 15 yaşına girdi. 22 Haziran 1988 Tanju Çolak Avrupa'da gol kralı oldu. 21 yaşına basan canım memurluğumun da canına okunmaya devam edildi. 13 Haziran 1993, Türkiye'de ilk kez bir kadın başbakan oldu. 26 yaşına giren canım memurluğum polis jobuna layık görüldü ve maaşlar iyice kuşa döndü. Benim ve ailemin yüzünü güldürmeyen canım memurluğum bir ay sonra sona eriyor. Anlaşılan sıra bana geldi. 28 Haziran 1994, okulu bırakıp çalışmaya karar verdim. Haftaya perşembe yine aynı saatte. Ah tabii. De buluşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buyurun dostlar buraya buyurun. Bir çift sözümüz var. Manda yuva yapmış söğüt dalına. Dalında gönlümüz.